17 yıl sonra Marmaris. Kenan Evren şimdi Marmaris Armut Alan'daki konutunda 17 yıl önce gerçekleştirdiği askeri müdahale ile ilgili net konuşuyor. Yani her şey durmuştu. Devlet ortada yoktu. Devlet olmadığı için o zaman müdahale zorunluluğu oldu. Arkadaşlar dedim biz bunu yaparsak %95 biz bununla muvaffak oluruz. Bu böyle boynunu okşatır. Döndürür böyle başını. Heh. Bayılır. 12 Eylül'ün ardından bugünün Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel ve diğer liderler tutuklandı. Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren müdahaleden bir gün önceki ruh halini anlatırken o günlere dönüyor. Hiç korku diye bir şey yok. Yalnız bazı tereddütlerimiz vardı. Bir ayaklanma olur mu? Büyük bir kan akar mı? Çünkü kararlıyız. Çünkü öyle bir şey olsa o zaman çok kan akardı. Ondan şüpheliydim. Korku olduktan sonra zaten girişemezsiniz. Evren ülkenin şimdiki gidişatını değerlendirirken 17 yıl önce ağırlıklı olarak üzerine gittiği komünizmden korkulmayacağını vurguluyor. Ona göre en büyük tehlike irtica. Kendilerine destek vereceklerini umdukları bir iktidar geldi. Bütün mesele burada. Şımardılar. Oo, tamam dediler bizim artık söz sahibi biziz. Her şeyi rahat rahat yaparız. O şimdi resim yapıyor. Tüm çabası 3 Kasım'da Ankara'daki sergiye resimlerini yetiştirebilmek. Şimdi halen 33 tane var. Tamam o zamana kadar daha yaparım ben. 2-3 tane daha yaparım. 35-36 falan olur. Seri üretim galiba efendim. Evet. Kuşları seviyor. Konuşuyor mu efendim? Konuşmuyor da babacım der. Yüzme sporuysa Kenan Evren'in vazgeçemediklerinin başında geliyor. Rahmetli İsmet Paşa çivileme atlamış zamanında. Bütün gazeteciler peşinde koşar. O havuzdan şeyde denizde sandal. O. Denizde böyle havuzda çivileme olmaz ki. Ayağı yedir. Yüzme biliyor musunuz efendim? Her gün mütemaden yapar mısınız efendim? Her gün mütemaden. Muntazam. Kenan Evren 17 yıl sonra işte bunları yaşarken 12 Eylül'ün çarpıcı rakamları da tarihin derinliklerinde şöyle yer alıyor. 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin dava açıldı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 50 kişi idam edildi.